Herkese merhaba, ben Derya Şensoy. Bugün IKEA Türkiye YouTube kanalında ben varım. Yaz geliyor, havalar ısındı ve bahçemi yenilemeye, mobilyalarını, aksesuarlarını değiştirmeye karar verdim. Hadi gelin birlikte neler yapacağımıza bakalım. Burada bir lavabo ve tezgah alanı var. Altında bölmeleri olan. Bunların içine kutular alarak hem daha düzenli hem de daha kullanışlı olmasını sağlamak istiyorum. Onlara uygun kutular alıp. Aynı zamanda birazcık bitkiler de almak istiyorum bahçeye. Ve de aydınlatmalar, mumluklarla da süslemek istiyorum. Bu masayı da aslında daha büyük bir masayla değiştirip bu tarafı da sandalye koyarak daha çok misafir ağırlayabileceğim bir masayla değiştirmek istiyorum. Burada iki tane şezlongum var. Aslında onları da daha rahat bir koltukla değiştirmeyi düşünüyorum. Gidip bakacağım dış mekan koltuklarına. Gece için dış mekan aydınlatmaları almak istiyorum. Çünkü burası yaz akşamlarında çok keyifli bir bahçe oluyor. Belki ledli mumlarla ya da ledli lambalarla rüzgardan da sönmeyecek bir aydınlatma sağlayabilirsek buraya keyifli olacağını düşünüyorum. Bu alanda da aslında biraz daha renkli dış mekan tekstilleriyle, yastıklarla, örtülerle bir değişikliğe gitmek istiyorum. Bahçeyi aslında komple daha yeşillendirmek istiyorum canlı bitkilerle. O yüzden şuraya güzel ve uzun dikey bir saksılık almak istiyorum. Buraya da çok yakışacağını düşünüyorum. Ben IKEA uygulamasından çok güzel ürünler beğendim. Beni çok heyecanlandırdı daha şimdiden. Hadi gelin birlikte mağazaya gidip diğer ürünleri de beraber seçelim. Şimdi bahçe alışverişim için IKEA'ya geldim. Bu çiçek standına da bayıldım. Bu koltukların dış mekan için çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolayca silinebilir, yıkanabilir. Beyaz tercih edersek, gerçi bu da açık renk, güneşte de solmayacaktır. Bence iki tane de bunlardan alırsak bahçeye çok yakışacak. IKEA'nın dış mekan aydınlatmalarına bayılıyorum gerçekten. Sanırım bundan alacağım. Bunu uzun zamandır gözüme kestirmiştim internetten de. Şöyle göstereyim. Gece gerçekten aydınlatması çok güzel gözüküyor. Ledli bir mumluk gibi aslında ama ledli bir aydınlatma. Bahçelerde ve dış mekanlarda bu tarz aydınlatmaları da çok beğeniyorum. Belki ağaçtan ağaca asarız. Benim bahçeme maalesef sığmıyor ama daha büyük bahçesi olanlar için bu şezlongları da çok beğeniyorum. Özellikle buna bayıldım. Bu masayı da çok beğendim. Bu masanın bir de yeşili var. Gelin bir de ona bakalım. Bu sandalyeden zaten bende bir tane var. Ama masasına böyle takım olarak da bayıldım. Ama ahşap masaya da bayıldım. Bu çardak konusunda aslında çok kararsız kaldım. Bahçe için bence çok kurtarıcı bir parça. Ama benim bahçem çok güneş alan, çok sıcak olan bir bahçe değil. Ama aslında yaprak, ağaçtan dökülen yapraklar için falan da iyi bir fikir gibi. Ama kararsız kaldım. Tekstil ürünleri bir bahçenin bence vazgeçilmezi. Sade bir bahçe yapıp aslında bu tarz yastıklarla da renklendirmeyi düşünüyorum. Bu led mumları bahçe için çok seviyorum. Çünkü hem çok güzel bir görüntüsü var. Ha, burada da var. Hem de pilli ve sürekli sönmüyor. O yüzden dış mekanlar için çok iyi bir tercih. IKEA'nın bu yeni ve sınırlı sayıda üretilen Duckshoes koleksiyonuna gerçekten bayıldım. Özellikle şunları, çiçek sulama sistemi mi deniyor bunlara? Buna bayılıyorum. Bu terakota saksılar da çok güzel olmuş. Bunlar da suyu uzun bir süre içinde muhafaza ettiği için çiçekler için çok daha sağlıklı çözümler olduğunu düşünüyorum. Bunlar da çok güzel.
Sarmaşıkları sardırmak için mükemmel bir bitki desteği. IKEA'dan bahçe için alışverişlerimi yaptım ve yeni bahçemi sizinle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Aslında mağazada gördüğümüz yeşil masayla bu ahşap masanın arasında kalmıştım. Ama bunun bahçeye daha çok yakışacağını düşündüm ve gerçekten de beklediğim kadar yakıştı. Eski masamın bu tarafında sandalyeler yoktu. O yüzden şu an daha kullanışlı bir alan oldu benim için. Bu saksıyı mağazada gördüğüm anda bayılmıştım ve gerçekten de bahçeye çok yakışacağını düşünüyordum. Düşündüğüm gibi de oldu. Çok çiçek seven birisiyim. O yüzden bu 3 haznesi ve 3 tane çiçeği dikey bir şekilde sergileyebilmek bence hem alan açısından hem de şıklık açısından çok güzel bir fikir. Bu sulama düzeneklerine zaten bayılıyorum ve kullanıyordum. Özellikle şu an IKEA'da yeni koleksiyonlarında renkleri olduğu için onları çok beğendim. Evden uzakta olduğunuzda, birkaç gün eve gelmeyeceğinizde bunların içini suyla doldurup saksıya bu şekilde gömdüğünüz zaman çiçek kendini sulayabiliyor ve çiçekleriniz ölmüyor. Bu beyaz koltuklardan iki tane acaba buraya çok mu fazla olacak diye düşünmüştüm. Çünkü alta doğru geniş indikleri için alanı çok kapatacak diye korkmuştum ama hiç korktuğum gibi olmadı. Gerçekten çok da yakıştığını düşünüyorum bahçeye. Renkli kırlentlerle de üstünü süsledim. Bence bahçenin gerçekten çok kullanışlı ve çok seveceğim bir köşesi oldu. Mağazada gezerken aklım aslında bir sürü renkli yastığa gitmişti. Fakat sonra bu siyah yastıkları görünce bunlara bayıldım. Emin de olamamıştım aslında yakışacak mı diye. Sonra bu süsleme çubuğuyla bir bütün oldu aslında bahçede. Ve de her şeyle de çok kolay yakıştırabileceğimi düşünüyorum siyahları ve beyazları. Çok güzel bahçe aydınlatmaları da aldım. Hava kararınca bence şahane gözükecek burası.